Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul. Buyurun Sayın Yurdakul. Süreniz 5 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi 1 Kasım seçimlerinde AKP hükümetinin oluşturduğu ekonomik ve terör kaos sonucunda meydana gelen belirsizlik ve korku ortamında Yüce Türk Milleti'nden istikrar sağlamak için oy istediniz. Ve Yüce Türk Milleti de size inanarak tek başına iktidara getirdi. Ben buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin hep birlikte değerlendirelim. Gerçekten istikrar var mı? Ekonomiden başlayalım. Bu ülkede sizin devletin vermiş olduğu resmi rakamlara göre asgari ücretli sayısı 4.968.000, yani yaklaşık 5 milyon kişi. Bir eşi ve çocuğu olsa 15 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir olay. Bunların almış olduğu maaş şu anda yeni 1054 liradan 1300 liraya çıktı. Bir diğer grubumuz ise biraz önce de ifade edildiği gibi 11 milyon emeklimiz var. Onların da almış oldukları maaş 1000 lirayla 1500 lira arasında. Bunları niçin söylüyorum biliyor musunuz? Geçen hafta bu ülkede açlık sınırı açıklandı. Ne kadar biliyor musunuz? 1450 lira. Yani yaklaşık 26 milyon vatandaşımız bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor. Ayrıca zor durumda olan memurlar, esnaflar, çiftçiler, işsiz kardeşlerimden bahsetmiyorum. Şu anda işsizlik oranı 10,5, %10,5. Gençler arasında %19,3. Peki bu ülkenin parası mı yok? Kaynaklarımız mı yok? Hayır, var. Ancak bu ülkenin servetinin %54'ünü işte %1'lik yukarıdaki elit kesim yiyor. Bir başka deyişle bu ülkenin servetinin %77'sini bu ülkenin sadece %10'luk elit kesimi yiyor. Eğer bu gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmezseniz bu ülkede barış gelmez, istikrar gelmez. O yüzden AKP hükümetine buradan sesleniyorum. Tüm vatandaşlarımıza bu geliri adaletli olarak dağıtalım ki barış ve huzur gelsin. Bir başka rakam daha veriyorum size. 2011 yılında bir varil ham petrol 113 dolardı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 31 dolar. Peki %73 oranında bir varil ham petrol ucuzlamış. Peki benzin fiyatı 2011 yılında ne kadardı? 4 lira 25 kuruş. Şu anda ne kadar? 4 lira 22 kuruş. Yani ham petrol %73 ucuzlamasına rağmen siz hala o benzinden almış olduğunuz vergiler nedeniyle vatandaşları soyuyorsunuz. Gelin bu vergileri azaltın ki benzin ve mazot azalsın fiyatı ve vatandaşlarımız rahatlasın. Bir başka vatandaşlarımızın en sık kullandığı doğalgaz fiyatlarına gelelim. BOTAŞ'ın yurt dışından 184 dolara almış olduğu doğalgazı vatandaşa ne kadar satıyorsunuz biliyor musunuz? Tam olarak 340 dolara. Peki burada vergi de yok. Bahaneniz ne? Diyorsunuz ki BOTAŞ zarar etti. Bu açıkları bununla karşılayabiliriz. Bu adalet değildir. Peki bir diğer grup terör. Terörde istikrar sağladınız mı? Son 6 ay içerisinde 245 şehit verdik. Sadece Ocak ayında 26 gün içinde 32 şehit verdik. 1065 yaralımız var. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yani siz ne ekonomide ne de terörde bir istikrar sağladınız. Sadece vatandaşı kandırıyor, algı operasyonu yapıyorsunuz. Bakın AKP hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği strateji ne biliyor musunuz? Kutuplaştırmak, düşman yaratmak. Tamam, bu bir siyaset yöntemi olabilir. Ama ne yaratıyor biliyor musunuz? Düşmanlık yaratıyor, nefret yaratıyor, ayrım yaratıyor. Bakın son bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun birbirleriyle konuşmalarını bu vatandaş ibretle izliyor. Gelin bundan vazgeçin. Sayın AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na buradan tutarlı olmasını davet ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bakın 20 Ocak 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şu ifadeyi kullandı. Artık terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kesinlikle görüşmeyeceğiz. Güzel. Peki 2 gün sonra ne dedi? Leyla Zana ile görüşebiliriz. Peki Leyla Zana şu anda yemin etmemiş bir milletvekili. Peki Leyla Zana Cumhurbaşkanı'ndan ne istiyor şu anda?
1. Öcalan. 2. Özellik. 3. Rojava. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, bu isteklere ne diyeceksiniz? Ama bugünkü konuşmalarınızda ne diyorsunuz biliyor musunuz? Aynen okuyorum. Öz yönetim, özellik isteyenlerin başına dünyalar yıkarız. Onlar... Süreniz doldu Sayın Yurdakul.